bu kemerin örneklerini görebilme imkanımız var diyoruz. Peki yazılarından bahsedelim, hızlandıralım programımızı değerli dostlar. Diğer fotoğrafı rejimizden rica edelim. Yıldırım Camii çok süslemeli bir cami değil. Yıldırım Balist'in yaptırmış olduğu Ulu Cami kadar hat sanatı yönünden zengin değil. Ama burada hat yazı örnekleri mevcut değerli dostlar. Karşılıklı olarak dairevi bir yazı içerisinde halkımızın amme diyebildiği Nebe suresinin ayetleri yazılmış. Hemen diğer fotoğrafta Nebe suresinin ayetlerini yakından görelim. Bir önceki. Bir öncekinde olması gerekiyor. 25 nol. Evet. Burada bakın bu yuvarlak yazının içerisinde halkımızın amme diyebildiği Nebe suresinin ayetleri yazılmış. Amme yetesâlûne anin nebeyl azim diyerekten karşılık olarak Yeşil Cami'de de aynı şekilde bu yazıları görebilme imkanımız var. Bu dairevi yazının yanında bir vazo istifinde ise besmele yazısı var. 26 nol fotoğrafı rejimizden rica edelim. Bir çift besmeledir bu. Bismillahirrahmanirrahim ifadesi güzel bir vazo şeklinde istif edilmiş vaziyette. 27 nolu fotoğrafta mihrabın yanındaki yazıları görelim. Mihrap taçlı bir güzel mihrabı var değerli dostlar. Bu fotoğraf kalsın rica edeyim rejimizden. Bu mihrabın sağ yanında yuvarlak içerisinde değerli dostlar yazıda bir ayeti kerime. Âl-i İmrân suresinin 37. ayetinde geçen Fetekabbeleha rabbuha bi kabulün hasenin ayeti. Rabbi onu iyi bir surete kabul etti manasına gelen bir ayet burada yer alıyor. O yuvarlak yazının altında da yine bir ayet örneği var. Fe eynema tüvellü fe semme vechullah ifadesi yer alıyor. Bu da Bakara suresinin 115. ayetidir. Artık nereye dönerseniz dönün orada Allah'a dönmüş olursunuz. Kıble duvarına bunların yazılmış olması yani ibadetlerimizin Allah tarafından hüsnü kabul göreceğini ve nereye dönersek dönelim yönümüzün Allah'a dönmüş olduğumuzu hatırlatmak manasındadır. Mihrabın peki sol tarafındaki yazılarda neler var? Diğer fotoğrafı rica edelim. Mihrabın sol yanındaki yuvarlak dairevi yazıda ise halkımızın Kul Huvallah diye bildiği İhlas suresi yazılmıştır. Kul Huvallahu ehad Allahu samed diyerekten. Onun altındaki yazıda ise bir hadisi şerif. Ekmelül müminuna imanen ahsenüm huluka. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en yüksek olandır. Yaklaştırabiliriz diğer fotoğrafta. Diğer fotoğrafı rica edelim rejimizden. Bu hadisi şerifle de yine bize bir derse mesaj verilmiş oluyor. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olan mümindir. Dolayısıyla bu mihraba dönük namaz kıldığımız zaman, bu ayetleri, bu hadisleri okuduğumuz zaman bize derse mesajlar alacağımızı ifade edebiliriz. Peki mihraptaki yazılarda neler var? Mihrabın detayına girelim. Mihrabı görelim. Diğer fotoğrafı rica edeyim. 30 nolu fotoğrafta. Mihrap yazılarının örneklerini görelim. Mihrabın hemen imamın namaz kıldırdığı yerin yanında değerli dostlar. Bakın oradaki kırmızı yazılarla içerisine tekrarlı bir şekilde ya cami ya mani ifadeleri Allah'a bir yakarış vardır. Diğer fotoğrafta onu yakından görmüş olalım. 31 nolu fotoğrafı rica edelim. Evet bakın burada 4 defa tekrarlı bir şekilde ya cami, ya mani, ya cami, ya mani şeklinde Allah'a bir yakarış ifadesi yer alıyor. Ya cami toplayan demektir. Caminin manası da odur zaten. Toplanılan yer anlamındadır. Allah-u Teala da bizi toplayacak. Nerede? Mahşer yerinde toplamış olacaktır. Mahşerde bütün mahlukatını, bütün yaratılmışları bir arada toplayan anlamındadır. Ve ey cami ey toplayan manasında. Ya mani de dilemediklerine mani olan, engelleyen Allah anlamındadır. Bu şekilde tekrarlı bir şekilde yazılmış. Hemen onların üst tarafında kelime-i tevhid karşılıklı olarak mihrabın sağ ve sol yanına yazılmıştır. Hemen bakın sağ tarafta büyük olarak La ilahe illallah ibaresi, sol tarafta da devamı Muhammedur Resulullah ibaresi yer alıyor. Bu arada La ilahe illallah ifadesinin altından Ebubekir Ömer, Muhammedur Resulullah ibaresinin altında da Osman Ali yani dört halifenin isimleri de yazılmış vaziyettedir. Muhammedur Resulullah ibaresinin üstüne de Hakkan ifadesi tersten ve düzden yazılmış vaziyette. Üst tarafa doğru devam edelim. 34 nolu fotoğrafı. Evet burada da yine bir ayeti kerime örneğini İsra suresinin 84. ayetinden kul kullun ya'melu ala şakileti ifadesi güzel bir istifle yazılmış.
karşılıklı sağında ve solunda mihrabın. Bu mihraplara da yazılan, mesela Bursa Ulu Cami mihrabında imamın namaz kıldırdığı yerin tam karşısında bir damla istifindedir bu yazı. Yine Şehadet Camii'nde, 1. Murat Camii'nde kul kullün ya'melu ala şakileti ifadesini yer aldığı bu ayet yazılıyor. Ne demektir? Herkes kendi karakterine göre davranır. Herkes kendi seciyesinin, karakterinin gereğini yerine getirir anlamında bir ayet-i kerime. Bu da bize yine bir ders ve mesaj için mihraba yazılmış diyebiliriz. 37 nolu fotoğrafı rica edelim. Mihrabın üst tarafında, sağ kısmında değerli dostlar. Bu arada mihrabın stalaktitlerinin yani mukarnaslarının bitiminde Allah lafzı yer alıyor. Üste ise besmele lafzı var. Tabi besmele ile ilgili genelde camilerde sadece besmeleyi görebildiğimiz gibi bir de besmelenin Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinin 30. ayetinde geçtiği şekliyle innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim şekli burada yazılmıştır. Neml suresinin 30. ayetinde geçer. Bu mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Mealindeki ayet buraya besmele ile birlikte yazılmış vaziyette. Devam edelim. Diğer fotoğrafı rica edeyim. Hemen o besmelenin üst tarafında ise değerli dostlar, Rahman suresinden yine bir ayet. 26. ayeti Rahman suresinin. Küllü men aleyha fan. Bakın mihrabın en üstüne orada beşgenin içerisine oturtulmuş olan yazıda da çok manalı. Her şey ve herkes fanidir, yok olacaktır manasındaki Rahman suresinin 26. ayeti. Küllü men aleyha fan ayeti güzelce yazılmış. Peki onun sağında ve solundaki yazılarda ne var dersek hemen diğer fotoğrafı görelim. 37 nolu fotoğrafta. Kalallahu tebareke ve teala diye başlayarak yine bir ayeti kerimeyi mihrabın sağ köşesinde görüyoruz. Ve ennel mesacde lillahi felâ teddû meallahu ehedâ. Cin suresi 18. ayetinde geçen bu ifade de anlamlıdır. Allah'ın mescitlerinde ancak Allah'a yakarılır. Allah'a dua edilir. Allah'tan yardım beklenir anlamındadır. Başkasına yalvarılmaz. Başkasından bir yardım beklenmez anlamında Cin suresinin 18. ayeti. Yine Bursa Ulu Cami'nin mihrabında da bu ayeti görebilirsiniz diyoruz. Hemen sol köşeye doğru mihrabın sol köşesindeki ayeti de görelim. 38 nolu fotoğraftan. Burada ise ya beni Adem'e huzu zineteküm. 38 nolu fotoğraf rica edelim rejimizden. Evet buradaki ayet-i kerime ya beni Adem'e huzu zineteküm inde küllü mescidin ve kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhubbul tusrifin ayet müsrifin ayet yazılmış. Araf suresinin 31. ayetinde geçen. Bundaki mana nedir? Bize verilen mesaj nedir diye baktığımızda ey Adem oğulları her mescide geldiğinizde güzel elbiselerinizi giyinerek gidin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez mealindeki ayeti kerime yazılmıştır. Yani bu mihrabın etrafına yazılmış olan ayetler, ibarelerle namaz kılan kişilere camiden çıkmadan bazı ders ve mesajların da verildiğini ifade edebiliriz. Bunların boşuna yazılmadığını, manasız olmadığını ifade etmiş olalım. Peki taçlı mihrabı bir daha görelim. Güzel taçlı mihrabın üzerinde de yuvarlak yazılarda Allah ve Muhammed lafızlarını görmüş olalım. Peki camiden çıkalım, türbeye doğru geçelim. Diğer fotoğrafı rica edelim. Caminin önünde değerli dostlar, 40 nolu fotoğraf. Bu camiyi, bu külliyi yaptıran Yıldırım Bayezid Han yatıyor. Yıldırım Bayezid Han aleyhi rahmeti vel gufran, değerli dostlar 1403 yılında Konya Akşehir'de vefat etti. İlk olarak Akşehir'de Şeyh Mahmud Hayrani Türbesi'ne gömüldü. Sonradan oğlu tarafından, Musa Çelebi tarafından cenazesi buraya getirildi. Yaptırmış oldu bu caminin karşısına gömüldü. Ama bu caminin karşısına gömüldüğünde 2 yıl kadar üzerinde bir türbe yoktu. Sonradan oğlu Süleyman Çelebi bu türbeyi babasının kabri üzerine inşa ettirmiş vaziyettedir. Türbenin diğer fotoğrafını, önden fotoğrafını rica edelim. 41 nolu fotoğraf. Cami ile beraber yer alan fotoğrafı, 41 nolu fotoğrafı rica edelim. Evet bu arada caminin, türbenin bu girişinde değerli dostlar, evet revaklı olduğunu türbenin görmüş oluyoruz. Revaklı bir türbe örneği. Osmanlı'daki ilk revaklı türbe örneği Yıldırım Bayezid Türbesi'dir. Türbenin önündeki revakları görmüş oluyoruz. Diğer hemen 42 nolu fotoğrafı. Evet bu arada türbenin girişinde değerli dostlar,
Kitabesinin yer aldığını görüyoruz. Kitabeyi yakından görelim. 43 nolu fotoğrafta. Evet. Bu kitabede, bu türbenin Süleyman Çelebi tarafından, oğlu tarafından Yıldırım Bayezid'in yaptırıldığı ve buraya 1405 yılında Yıldırım Bayezid'in üzerine bu türbenin inşa edildiği ifade ediliyor. Peki türbenin içerisine girelim. 44 nolu fotoğraf rica edelim. Türbenin içerisinde Yıldırım Bayezid Han'ın sandukasından başka oğullarının ve iki kişinin daha sandukası yer alıyor. İsa Çelebi ve Kasım Çelebi'nin ve iki kişinin daha sandukası yer alıyor. Onların kim olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bu arada sandukalar tabii ki semboliktir, boştur. Cenazeler alta gömülü vaziyette. En büyük sanduka Yıldırım Bayezid'e aittir. Yıldırım Bayezid'in bu türbede yatan en önemli kişi olduğunu ifade içindir. Bu arada Yıldırım Bayezid'in sandukasının üzerindeki tarihi örtü, değerli dostlar. Evet, 45 nolu eski örtü, fotoğrafı kalsın bu örtü. Maalesef 2013 yılında çalındı değerli dostlar. Daha öncesinde 2001 yılında Orhan Gazi sandukasının üzerindeki örtünün çalınması gibi maalesef hırsız kurbanı oldu. Ve belediye tarafından üzerine yeni bir örtü konulmuş oldu. Yeni örtüyü görelim. 46 nolu fotoğrafta. Eski örtü gümüş simli bir örtüydü. Bu yeni örtü ise altın simli olarak yapılmış vaziyette. Şimdi daha iyi korunuyor. Kamera sistemleri vesaire güvenlik sistemleriyle inşallah bir daha böyle şeyler yaşanmasın diyoruz. Peki 47 nolu fotoğrafta türbeyi bir de arkadan yatanları görmüş olduktan sonra 48 nolu videoyu rejimizden rica edelim. Ve Yıldırım Bayezid Han'ın hayatından, hayat hikayesinden size biraz bahsedeyim. Yıldırım Bayezid Han, aleyhi rahmeti vel gufran, değerli dostlar, bazı kayıtlarda 1360 yılında doğduğu, bazılarında 1354 yılında doğduğu ifade ediliyor. 1. Murat Hüdavendigar'ın oğludur, Gülçek Hatun'dan doğmadır ve Yıldırım lakabını hakkıyla hak etmiş ve kazanmış birisidir. Yıldırım Bayezid Han daha padişah olmadan evvel Yıldırım lakabını kazanmıştır. Karamanoğlu üzerine yapılan sefer sırasında hızı, sürati, cesareti, yiğitliği, atılganlığı ona Yıldırım lakabını kazandırmıştır. Ve 1389 yılında babası 1. Murat Hüdavendigar Kosova Savaşı sonunda bir Sırplı tarafından hançerlenerek şehit edilince, değerli dostlar, onun yerine savaş meydanında padişah ilan edilmiştir babasının da vasiyeti gereğince. Ve Yıldırım Bayezid Han 1389'dan 1402 Ankara Savaşı'na kadar 13 yıl saltanat süresi vardır. Ve neler yapmıştır dediğimizde Anadolu'daki siyasi birliği sağlamıştır. Anadolu'da küçük küçük beylikler vardı. Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Candaroğulları gibi. O beylikleri Osmanlı'ya katarak Anadolu'da ilk Türk birliğini sağlayandır. Fırat Nehri'ne kadar olan coğrafyayı bir çatı altına toplamayı başarmıştır. Fakat bu uzun uğraşılar neticesinde sağlanmış olan birliktelik maalesef 1402 Ankara Savaşı sonucunda dağılacak. Anadolu Türk Birliği tekrar bozulmuş olacaktır. Yıldırım Bayezid Han ilk İstanbul kuşatmalarını başlatandır. 3 defa kuşatmıştır. Hatta bunun için Anadolu Hisarı'nı, Güzelce Hisarı'nı yaptırandır. Sonra 2. Mehmet Fatih onun tam karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptıracaktır. Ve hatta İstanbul kuşatmalarının sonuncusunda Bizans'a İstanbul'da bir Türk mahallesinin kurulması, bir cami açılması, bir kadı atanmasının kabul edilmesi gibi şartları kabul ettirmeyi başarmış. Adeta İstanbul'u içeriden fethetmeyi başarmak istemiştir. Ama maalesef Ankara Savaşı'ndan dolayı İstanbul'un fethi 50 yıl kadar gecikmiş olacaktır. Ve bu arada Balkanlar'da 1396 yılında Nibolu Savaşı ki 10 kadar Avrupa devletinin askerine karşı kazanılmış bir büyük zaferdir değerli dostlar. Bu zaferi kazanmış Avrupa yaklaşık 50 yıl belini doğrultamayacak. 1444 Varna Savaşı'na kadar bir daha bize saldıramayacaktır. Ve Nibolu zaferini kazanacak ve Nibolu zaferinin bir adı olarak 20 cami yerine Bursa Ulu Camii inşa ettirmiş olacaktır. Ve talihsiz vaka 28 Temmuz 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmiş ve esir düşmüştür. Neden esir düşmüştü? Canı tehlikeye girince kaçıp kurtulamaz mıydı kaçıp gidenler gibi? Kaçıp gidebilirdi ama o asla tercih etmedi kaçmayı ve elinde kılıç sonuna kadar savaştı ve esir edildi. 7 ay 12 gün süren esaretin neticesinde 8 Mart 1403 günü üzüntüsünden, kederinden hastalanarak Akşehir'de vefat etti, oraya gömüldü. Bu arada vefatıyla ilgili
yok işte yüzük varmış, yüzünde zehir varmış, onu içmiş de intihar etmiş gibi bilgi asla doğru değildir değerli dostlar. Önemli Osmanlı tarihçileri bunu kesinlikle reddetmektedir. Bunun o dönemdeki tarih kayıtlarda da asla yer almadığını ifade etmektedirler. Çok sonra böyle bir hayali senaryo bir noktada izafe edilmiştir. Ve değerli dostlar, Yıldırım Bayezid Han dediğim gibi Akşehir'de ilk olarak gömülmüş. Sonradan Bursa'ya cenaze getirilmiş ve burada bu şekliyle gömülmüş, üzerine sonradan türbe inşa edilmiş vaziyettedir diyoruz. Yıldırım Bayezid Han'ın değerli dostlar Bursa'da bırakmış olduğu hatıralar içerisinde sadece Yıldırım Bayezid Külliyesi yok. Ulu Cami inşa ettirmiş, Ebu İshak Külliyesi'ni inşa ettirmiş. Yine Mudurnu'da yaptırmış olduğu bir cami, hatta daha padişahlık öncesinde bir cami vardır. Bergama'da vardır, Edirne'de vardır. Çok hayrat sahibi bir insandır. Onu rahmetle yad etmiş olalım. Peki türbenin karşısındaki medrese unsurunu görelim. Yıldırım Bayezid Medresesi'ni de görmüş olalım. Diğer fotoğrafı hemen rica edelim. 49 numaralı fotoğraf. Yıldırım Bayezid Medresesi şu anda restorasyonu değerli dostlar, kapalı vaziyette. Daha öncesinde burası bir sağlık ocağı, dispanser olarak kullanılıyordu. Zamanında ise çok önemli bir medreseydi, bir üniversiteydi, eğitim kurumuydu. Çok değerli alimler burada ders vermiş, çok değerli talebeler burada eğitim görmüş vaziyetteydi. Hatta burada eğitim verenler içerisinde Hoca Saadettin Efendi gibi değerli bir tarihçi vardır. Değerli dostlar, onun hocası da Hasan Can'dır. Hasan Can kim dersek, Yavuz Sultan Selim'in Nedim'i Can dostudur. Onun kabri de Bursa Yeşil Türbe'nin basamakları önünde yer alıyor değerli dostlar. Hasan Can niçin orada yer alıyor? Çünkü oğlu Hoca Saadettin Efendi buraya gelmiş. Bu Yıldırım Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. Onunla birlikte o da Bursa'ya gelmiş vaziyetteydi. Diğer fotoğrafı rica edelim. Medrese ile türbeyi birlikte gösteren fotoğrafı da görelim. Elinoğlu fotoğraf. Evet değerli dostlar. Bu arada Yıldırım Külliyesi'nin UNESCO'nun bir unsuru olduğunu ifade etmiştik. UNESCO tabelasını da görelim. 51 nolu fotoğrafta. 2014 yılında değerli dostlar Bursa'mızda Padişah Külliyeleri UNESCO Dünya Kültür Mirasesi'ne dahil edilmiştir. Orhan Gazi Külliyesi, 1. Murat Külliyesi, bu Yıldırım Külliyesi, Yeşil Külliyesi, Muradiye Külliyesi gibi. Ulu Cami Hanlar Bölgesi aynı şekilde UNESCO Dünya Kültür Mirasesi'ne dahil edilmiştir. Bir de 700 yıllık, yaklaşık 700 yıllık olan Tarihi Cumalı Kızık Osmanlı Köyü UNESCO Dünya Kültür Mirasesi'ne dahil edilmiş vaziyetteydi. Ha, külliyenin bir de hamamı var, onu da göstererekten külliye ile ilgili tanıtımımızı bitirmiş olacağız. Son fotoğrafımızda da bu hemen UNESCO tabelasının karşısında sokak içerisinde yer alan Tarihi Yıldırım Hamamı şu anda aktif vaziyettedir. Belli gün ve saatlerde bayanlara, belli gün ve saatlerde erkeklere hizmet vermeye devam ediyor. Evet değerli dostlar, bugün sizlere Yıldırım Bayezid Han Külliyesi'ni aktarmaya gayret sarf ettik. Bursa'mızın önemli tarihi gezi noktalarından birisidir. Yıldırım Bayezid ile ilgili bu son fotoğrafı da vermiş olduk. Gerçek fotoğraf değildir. Çünkü Fatih öncesindeki padişahların gerçek fotoğrafları yoktur. Hayalidir bir noktada. Ama genelde Yıldırım Bayezid denince bu fotoğrafı aramalarda görebilme imkanı vardır. Evet, Yıldırım Bayezid Külliyesi'ni dediğimiz gibi bugün konu edindik değerli dostlar. Bir başka Tarih ve Gezi adlı programımızda Bursa Sanat TV'de görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.